1700'lerin sonu 1800'lerin başında Amerika'nın eyaletleri başkanlık seçimleri için oylamaları 34 günlük bir süre içinde yapabiliyordu ancak bu epey sorunlu bir süreçti. Yetkililer 34 gün içinde erken oylama yapan eyaletlerin kamuoyunu etkileyebileceğini ve oylamayı daha sonra yapan eyaletlerde sonucu etkileyebileceğini kısa sürede fark ettiler. Buldukları çözüm herkesin oy kullanacağı belirli bir gün seçerek ülkenin seçim sürecini birleştirmek oldu. 1845 yılında Kongre, Kasım ayının ilk pazartesi gününden sonraki ilk salı gününü seçim günü olarak belirleyen bir yasa çıkardı. Bu tarih bugün de geçerliliğini koruyor. Peki Kongre neden bugünü seçti? Amerika'nın büyük bir kısmı 19. yüzyılda tarım arazisiydi ve hayat ekim, hasat ve ürün satışından oluşan bütün etrafında dönüyordu. Çiftçiler için genellikle pazar yerine çıktıkları çarşamba günleri hızla elendi. Pazar günleri de kiliseye gitmek demekti. Bu yüzden o da iyi bir seçenek değildi. Birçok kişi oylama merkezlerinden uzakta yaşadığı için Kongre seçmenlere sandığa gitmeleri için zaman tanımak istedi. Salı günü, ana iş günü çarşambayı etkilemeden kiliseden sonra seyahat etmek için yeterli zaman sağladığından en uygun seçenekti. Çiftçiler seçim ayını da etkiledi çünkü ilkbahar ve yaz geleneksel olarak tarla ekim mevsimine işaret ederken yaz sonu ve sonbahar başı hasat nedeniyle yoğundu. Dolayısıyla seçimlerin Kasım ayında yapılması mantıklı geliyordu. Hasadın genellikle bittiği ancak en soğuk havaların henüz başlamadığı ilk hafta. Günümüzde pek çok ülkede seçimler pazar günleri yapılıyor ancak Amerika seçim günü geleneğine hala bağlı. İş gücünün günümüzde pazartesiden cumaya çalıştığı düşünüldüğünde oy kullanmayı kolaylaştırmak için seçim gününün federal tatil ilan edilmesini isteyenler de var. Çiftçilik ve tarımla geçinen aileler artık Amerikan nüfusunun sadece %2'sini oluştursa da Amerika seçimlerinin Kasım ayının ilk pazartesi gününden sonraki salı günü yapılması geleneği ise yıllara meydan okuyor.